Avukat İbrahim Berk'le konuşulmayan mesele. Her çarşamba saat 22'de Yeni Mesaj TV YouTube kanalında. Merhaba dostlar, Avukat İbrahim Bey'le, hukukçu yazar İbrahim Bey'le beraberiz bu akşam. Yepyeni bir programa başladık. Yeni Mesaj TV YouTube sayfasında. Bundan sonra Türkiye gündeminde kimsenin konuşmaya cesaret edemediği doğruları, gerçekleri sizlere anlatmaya çalışacağız. Sayın hukukçu yazar İbrahim Berk Bey'le. Bu arada yayınımız canlı yayındır arkadaşlar. Buradan şeylerinizi iletebilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz, sormak istediklerinizi iletebilirsiniz. Kendisiyle beraber inşallah sorularınızı da cevaplandırmaya çalışacağız. Sayın İbrahim Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Programınız hayırlı olsun öncelikle. Hoş bulduk, sağ olun. Cümlemize hayırlı olsun diyelim. Evet, memleketimiz inşallah hayırlı olsun. Güzel bir program olacak. Siz çünkü çok okuyup araştıran bir insansınız. Ben yakından tanıyorum sizi. Çok ciddi derecede kimsenin okumadığı kadar okuyorsunuz desem yeridir. Şimdi arkadaşlar bu akşam biz özellikle şu konuyu gündem etmeye çalışacağız. Herkesin konuştuğu bir grid reset var. Nedir bu grid reset? Dünyaya atılmak istenilen bu reset nedir? Buradaki planlamalar neyi ifade ediyor? Artı ekonomideki dünyanın ve Türkiye'nin geldiği son durumu değerlendirmeye çalışacağız. Çok yakın zamanda dönen bir takım dünya üzerindeki olayları da sizlere netlikle ve açıklıkla anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. Öncelikle ben konuğumun ilk sorusunu sormak istiyorum. Burada kendisinden bunlarla ilgili bilgiler almaya çalışalım. Hocam şimdi 2008 dünya ekonomik krizinden sonra sahneye konuldu bu büyük reset. Bu büyük reset neydi? Bu büyük reset acaba kapitalizmin karşısına sürmek istedikleri kapitalizmin başka bir versiyonu mu? Neoliberalizmin yeni bir versiyonu olabilir mi? Biden bunun neresinde ve bunun kapitalizmle krizle ilişkisini sizden izah etmenizi rica edeceğim hocam. Evet. Ben tekrar hayırlı olsun diliyorum. Gerçekten hani konu önemli. Çünkü şöyle de diyebiliriz. Yani manşeti şöyle atabiliriz. Kapitalizmin insanlığa atmak istediği yeni kazığın adı aslında. Çok güzel. Yani kapitalizmin yeni sürümü. Çünkü kapitalizm 1989 hani Doğu blokunun dağılması, Sovyetler Birliği'nin, komünizmin çökmesiyle birlikte Amerika biliyorsun tarihin son tezi sürümünü ileri sürdü. O zaman liberalizm insanlık tarihinin hani geldiği son evredir. Bundan daha ötesi yoktur. Bundan böyle düşünce adına, fikir adına hiçbir şey üretilemeyecektir gibi hani biraz naif ama aynı zamanda emperyal böyle masum gözüken ama liberalizmi totaliter bir dünya ideolojisi gibi propaganda çabası oldu Amerika'nın, düşünce kuruluşlarının. İşte neokon dediğimiz grubun fikir babalarından biri olan Japon asıllı Amerikalı Fukuyama tarafından bu tez sahneye sürüldü. Ama daha sonra yaşananlar, kapitalizmin kendi içinde yaşadığı sıkıntılar, Amerika'nın yaşadığı ekonomik sorunlar, hani bu tezin geçerliliğinin olmadığını gösterdi. Tabii arkasından Clinton dönemi, büyük işte teknoloji balonları, işte Silikon Vadisi'nden çıkan işte yeni teknoloji firmaları, dijital teknoloji derken bir şey oldu. Aslında 2008'deki büyük krizin ayak sesleri 2001'deki Enron skandalıyla patladı biliyorsun. Enron skandalı ve ona benzer birkaç firmanın devasa yolsuzluk skandalıyla birlikte aslında bunun sinyallerini gördük ama 2008'de mortgage kriziyle kapitalist büyük para babalarının yaşadığı ve yaşattığı ekonomik kriz aslında dar gelirli kesime tabiri caizse satıldı. Ondan önce hani Güneydoğu Asya ülkelerine ihraç edildi. İşte 97'li yıllardaki Doğu Asya krizini hatırlayın.
Kore'dir, Tayvan'dır. Hani oradaki ekonomik başarının önemli ülkeleri finansal krize maruz bırakıldı. Ama bu aslında kapitalizmin kendi içinde yaşadığı Amerikan merkezli, mahreçli krizin dünyaya ihraç edilme çabasıydı. Bunu bir ölçüde başardılar. Ama asıl yapısal sorun Enron skandalıyla ucunu gösterdi. Ardından 2008 yılındaki mortgage krizi ve onu bekleyen onun ardından gelen krizlerle artık kapitalizmin 350-400 yıllık yolculuğunda alışık olduğumuz krizlerin önemli bir evresinin yaşandığını gördük. Tabii burada biz hep şunu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında kapitalizm ve kriz madalyonun iki yüzü gibidir. Yani kapitalizm krizler üreten rejimin adıdır. Kapitalizm sürekli ekonomik olarak tekleyen, hani faizi merkeze koyduğu için, sermaye karlılığını merkeze koyduğu için, piyasa aktörlerinin her şeyi belirlediği iddiasını merkeze koyduğu için bu iddia bir yerden sonra tökezlemeye başlıyor. Onun için meşhur Rus iktisatçı Kondratiev dalgaları diye daha sonra bunu Polonyalı iktisatçı hani kapitalizmin kendi içinde yaşadığı 50 yılda bir aslında kendini güncelleyen temel büyük hani krizlerle boğuştuğunu ortaya koyan hani tezler var, iddialar var. Şimdi geldiğimiz nokta nedir? Aslında kapitalizm bir merkez kapitalist ülkelerinde ciddi bir finansallaşma yaşadı. Yani reel ekonomiden kopuk bir finansal balonlar üreten kaldıraç dediğimiz hani finansal kaldıraçlarla ciddi karları sermaye tekellerinin elinde topladı ve bunu türev ürünlerle garibana, orta sınıfa sattığı sistemin adı. Bu aşırı finansallaşmanın getirdiği bir yapısal kriz var. Onun dışında teknolojinin getirdiği bir sıkıntı var. O da ne? Teknolojik hani devrimi şöyle geriye dönük olarak analiz edecek olursak 1700'lü 1800'lü yıllardaki hani buharla çalışan motorun icat edilmesi, ardından 1900'lü yıllarda elektriğin icat edilmesiyle hani ikinci sanayi devrimi, ardından 1970'li yıllardan sonra bilişim sektöründeki devrim ve şimdi de geldiğimiz dördüncü evre hani dijital devrim. Bütün bunlar neyi getirdi? Aslında kapitalizmin kendi içinde barındırdığı bir çelişkiyi açığa vurdu. O çelişki de ne? Hani ne diyorlar? Teknoloji, inovasyon arttıkça kapitalizmin karlılığı artacak falan. Ama bu bir noktadan sonra marjinal maliyet dediğimiz hani marjinal maliyetin sıfıra yaklaştığı bir eşiğe getirdi. Yani özellikle dijital teknolojide, bilgi teknolojisinde yaşanan verim artışları bir noktadan sonra kapitalizmin en sevmediği tuzağa onu düşürdü. Nedir o tuzağın adı? Karsızlık bölgesi. Yani her şeyin neredeyse artık bedavaya hani satılacağı bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Korkusu sardı. Yani Nisan ayında hatırlarsanız petrol fiyatları artık eksileri gördü. Türev piyasalar ne dediler? Yani gelin petrolünüzü alın. Yani. Aynen o. Halbuki, hatta restleşmeler yaşandı. Suudi Arabistan, Rusya ne dedi? Sıfır maliyetle petrol satabilirim dedi. Yani kafamı bozmayın. Değil mi? Yani, evet. OPEC de kendi içinde oldu. Sonra bu dijital teknolojilerde yaşanan özellikle en pahalı şey neydi kapitalizmin iddiası? Bilgi. Doğru mu? Evet. Peki ne oldu şimdi? Bilgi bedava haline geliyor. Hani özellikle hani GAFAM dediğimiz hani Google, ondan sonra Amazon, Apple,
buna benzer 5-6 firmanın, evet bir yandan onlar bir tekeli elinde tutuyor ama bu platform, teknoloji platform şirketlerinin etrafında toplanan bilgi bir anlamda hani sıradan vatandaşların piyasaya bedava eriştiği bir pazar yerine dönüştü. Dolayısıyla şimdi kapitalizmi şu korku saldı. Ya biz dar gelirli vatandaşı aç bıraktık, insanlığı aç bıraktık. Bunlar önemli değil. Ama şimdi öyle bir yere geldik ki ya biz artık parayla bir şey satamayacağız. Bunu teknoloji sağladı. Peki aynı zamanda ne sağladı? Hani burada Karl Marx'ın da hakkını teslim etmek lazım. Şu noktadaki tespiti doğru. Yani siz özellikle emekçinin artı değerini çalarsanız, sürekli alırsanız, çalışan kesimin hakları sermaye kesimine sürekli yazılırsa, o zaman ne olur? İşsiz bir sınıf ürer. Ya da iş güvencesi olmayan bir sınıf ürer. Fakir, yoksul bir sınıf ürer. Dolayısıyla kapitalizm bir boyutuyla zaten gelir dağılımı uçurumuyla aslında kendi tuzağını hazırladı. Yani satın alma gücü kalmayan yığınlar üretti bir yandan. Bir yandan borca ve faize bağımlı türev piyasalarıyla finansal istikrarı yok eden bir kriz niteliği, yeteneği barındırıyor. Bir yandan da işte bu teknolojik devrimin getirdiği marjinal sıfır maliyet. Yani neredeyse enerjinin bedava olacağı, bilginin bedava olacağı, birçok pahalı şeyin aslında neredeyse sıfır maliyete doğru gittiği bir dünya. Şimdi buradan nasıl çıkabiliriz? Önce şunu yaptılar biliyorsunuz. Bir yandan da hani şunu da eklemek lazım. Bir yandan da kapitalizm yatak değiştiriyor. Yani Atlantik etrafında toplaşmış büyük sermayenin 500 yıllık emperyalist soygunun yığına dağılıyor ve Pasifik gerçeği, yani kapital sermayenin artık kıta değiştirdiği ve Asya'ya kaydığı bir gerçek. Yani coğrafi olarak da kapitalizm yatak değiştiriyor. Bu kendi içindeki yapısal sorunların yanında bir de bu var. Yani önce kendileri açısından karlı gözüken en ucuz yerde biz malı üretelim, Çin'de üretelim mantığı getirdi şimdi. Çin diye bir gerçeği koydu. Şimdi bu öyle bir büyük gerçek ki 1 milyar 400 bin nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. Hatta Çin için şu söylenir, Çin ülkeden daha fazla, aslında bir uygarlığın adı diye. Şimdi Çin 1,5 milyarlık yaklaşan nüfusuyla, Hindistan yine 1,5 milyara yaklaşan nüfusuyla Atlantik'in dizlerini tabiri caizse titretmeye başladı. Şimdi bu süreçte kapitalizm tabii şu el çabukluğunu her zaman tarihte olduğu gibi bugün de yapmaya çalışıyor. Sorunları görüyor. Bu sorunları önce medeniyetler arası, hani tarihin sonundan sonra medeniyetler arası çatışma teziyle, hani biz yine insanlığı meşgul edelim. Efendim Çin, İslam dünyası ve Batı dünyası bir savaştadır. Bu savaş derinleşecek. Bu korkuyla bir 10-15 yılı götürmeye çalıştılar. Bunun insanlık tarafından hani tabiri caizse satın alınmadığı ortaya çıkınca bu sefer ne yapmaya çalıştılar? Kendi ülkelerindeki sorunları faşist, popülist politikalarla, otoriter politikalarla, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, aslında fakir fukara düşmanlığını pompalayarak, bunu öne çıkararak kendi yapısal temel sorunlarını kendi kitlelerine unutturmaya çalıştılar. Ama bu da hani bir yere kadar, bu da sürdürülemez bir nokta. Bunun sürdürülemez bir nokta olduğunu nerede gördük? Aslında son Amerikan seçimlerinde gördük. Yani Amerikan Kongresi'ni basacak kadar insan, Amerika ikiye bölündü. Toplumsal fay hatları büyüdü. Bir yandan Hispaniklerle, hani Anglo-Sakson WASP dediğimiz beyaz Amerikalılar, bir yandan yoksul Amerikalılarla, bir yandan zengin Amerikalılar. Bu çatışmanın artık
Amerika sistemini kilitleyecek, rejimini kilitleyecek. Pentagon'un dahi daha ileri gidilirse hani yönetime el koyarız demek zorunda kaldığı bir yapıya dönüştü. Şimdi bütün bunları gören sermaye elitleri, seçkinleri biliyorsunuz bunlar genelde hani Davos'ta toplaşıyorlar. Davos nedir? Büyük para babalarının ve onların güdümündeki büyük siyasetçilerin ve gelecek vadeden hani namzet siyasetçilerin belli fikirler etrafında buluşturulduğu ve belli fikirlerin onlara aslında telkin edildiği, dayatıldığı yerler. Ve biz bu olayı nerede duyduk ilk? Hani büyük reset olayını, kapitalizmin yeniden resetlenmesini. İngiliz Prensi Charles'ın öncülüğünde Davos'ta 2020'de yapılan toplantıda bu mevzu gündeme geldi. Ve tabii pandemi de bu işin aslında sosu, tuzu, biberi oldu. Sanki kapitalizmin krizini biraz da pandeminin yol açtığı kriz gibi. Nasıl Türkiye'de efendim pandemi olmasaydı her şey çok iyi olacaktı gibi hani bir algı pazarlanıyor ya bugünkü yöneticiler tarafından. Benzer bir mantıkla pandeminin ürettiği sorunlar gibi hani bu lanse edilmeye çalışıldı. Ama mesele pandemi meselesi değil. Pandemi meselesiyle bunu kitlelere belki mal etmek için bir fırsat olarak kullanacaklar ama sorun onların tarif ettiği şekilde sorun şu. Diyorlar ki biz bu kadar kamu fonlarını özel şirketlere, bankalara yağdırdık. Vergi kaçıran uluslararası tekeller oluşturduk. Gelişmiş devletlerin döndürülmez kamu borçlarını bir şekilde ötelemeye çalıştık. Verimsiz şirketleri idare etmeye çalıştık. Bütün bunları yaptık ama sorun çözülmüyor. Öyleyse ne yapalım? Reset atalım buna. Yani bunu yeniden güncelleyelim. Kapitalizmi bir gözden geçirelim. Peki ne diyelim biz buna? Biz buna paydaş kapitalizmi diyelim. Baktım ben bu tartışmalara. Paydaşların içinde her zaman olduğu gibi çiftçi yok, işçi yok, memur yok. Küçük şirket, devasa şirketlerin hani küçük gelir sahipleri yok. Peki kim var bunun içinde? Bunun içinde ülkeyi yöneten, kamu gücün elinde tutan siyaset ve bürokrat kesimi var. Kim var? Dünyayı elinde tutan 150-160 şirketle dünyanın gayri safi milli hasılasının yarısından fazlasını elinde tutan sermaye sahipleri var. Onların güdümündeki sivil toplum kuruluşları var. Ve yine onların goy goyculuğunu yapan, propagandasını yapan kimler var? Ekonomistler var, aydınlar var falan. Elitler var. Bunun içinde orta sınıf yok, bunun içinde alt sınıf yok, bunun içinde bu senaryonun içinde. Peki o zaman dediler ki tamam da ne yapacağız? Kamu piyasaya müdahale edecek. Peki kim lehine müdahale edecek? İşçiler lehine, memurlar lehine değil. Bu büyük sermaye tıkanan, tükenen kapitalist kesim lehine müdahale edecek. Hani her şeyi liberal ekonomide piyasalar belirliyordu. Hani piyasalar çalışınca devlet müdahale etmeyince, kamu müdahale etmeyince maksimum karı yakalıyor. Alan razı, satan razı ekonomisi işte toplam faydayı sağlıyordu. Demek ki sağlayamıyormuş. Ama bunun inandırıcılık sorunu olduğunu gördükleri için ne yaptılar? Temel gelir, hani Profesör Doktor Haydar Başbey'in Türkiye'de bunu dünyaya ilk defa anlatan Haydar Başbey'in temel vatandaşlık geliri mantığını aslında bir anlamda çalıp bunu kendi büyük resetlerine monte etmeye kalktılar. Yani biz zenginlerden bir miktar vergi alalım, zenginlerle yine önce bir düzeni check-up yapalım. Zenginlerin karını bir sağlama alalım. Büyük para babalarını önce bir emniyete alalım. Sonra da
Onlardan bak ey vatandaş, sana da temel bir gelir vereceğiz. Bu sistem aslında kapitalizmi resetleyemez. Çünkü kapitalizm gerçekten anlattığım, gerek teknolojik atılımlarla kendi içindeki çelişkiyi büyüterek, gerek coğrafi yatak değiştirmeyle, gerek sermaye ile reel ekonomi arasındaki bağı koparan, rant üreten temel mantığıyla ve ekonominin vaat ettiği hani toplam refahı ve toplum kesiminin mutluluğunu sağlamak yerine zengin kesimin çıkarlarını maksimize etmeyi temel argüman olarak kabul ettiği için bu sistemde hani bunlar biz garibana vereceğiz deseler sistemi yürütemezler. Çünkü onlar garibana bu temel geliri bir rüşvet mantığıyla, bir ulufe mantığıyla bu sistemi pazarlayabilmek için geçici bir rahatlatma mantığıyla veriyorlar. Dolayısıyla hani sosyal demokrasi mantığının, batıdaki refah devleti mantığının bile artık çözüldüğü, çöktüğü bir yerde hani bir kere biz garibana da para dağıtalım. Şimdi değil mi? Biden bunu yapmaya çalışıyor. Bu sistemle de kapitalizmin güncellenmesi mümkün değil. Hani bahsettiğim yapısal kapitalizmin kendi içinde barındırdığı nedenlerin üstüne teknolojide yaşananları da ortaya koyduğumuz zaman buradan çıkış yolu mümkün değil. Hani onların buradan çıkması mümkün değil. Tek neyi yapabilirler? Bu problemi başka ülkelere satmayı, hani bu kazığı yemeye hazır coğrafyalar, ülkeler, toplumlar bularak kendi içlerinde yaşadıkları sıkıntıları ihraç ederek yapabilirler. İşte bunu yapmak istiyorlar. Biden demek bu demek. Nasıl bu demek? Çünkü ihaleyi Biden'a yüklediler. Çünkü Joe Biden etrafında petrol, askeri sınai konsept ve finans kesiminin büyük, yani para babalarından bahsediyoruz ve dijital teknoloji platformunu elinde tutanların konsorsiyumunun bir siyasi temsilcisi olarak dünyaya pazarlanıyor. Yani Joe Biden demek işte bu büyük krizde boğuşan kapitalistlerin insanlığa yeni bir kazık atmak için ürettikleri bir siyasi aktör. Etrafı, yani Biden yaşlı bir adam sonuçta. Ama Biden'ın etrafındaki kadro, neokon soslu, bakın geçmişte cumhuriyetçilere destek olan neokon soslu kadro, etrafındaki entelijansiya, elit grup ne yapmaya çalışıyor? Bir, şunu yapmaya çalışıyor. Müttefiklerini tehdit ederek yanına kendisine mahkum etmeye çalışıyor. Yani Çin'i tehdit edemiyor, Hindistan'ı tehdit edemiyor. Kapitalizmin adres değiştirdiği büyük güçlerle mücadeleyi ikinci plana aslında atarak ne yapmaya çalışıyor? Avrupa Birliği'ne diyor ki sen benimle olmak zorundasın. Türkiye gibi ülkelere diyor ki sen benimle olmak zorundasın. Aslında kapitalizm kendi müttefiklerini tehdit ederek, burnunu sürterek, değil mi? Suudi Arabistan'a bunu göstere göstere yapıyor. Suudi Arabistan hani sana yapıyorum, işte gelinim sen anla mantığıyla Türkiye'ye bir mesaj veriyor. İran'a bir mesaj veriyor. Rusya'ya bir mesaj veriyor. Ve yeniden aslında 1970'li yılların, 60'lı yılların, 50'li yılların hayallerini görüyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya ekonomisinin büyük bir yüzdesini elinde tutan Amerika'nın bir anlamda insanlığa yine o gün Bretton Woods anlaşmasıyla ben paramı altına endeksledim. Sen de paranı dolara endeksle. Yani Bretton Woods dediğimiz 1944'teki para sistemi buydu. Yani Amerika o gün insanlığa bir kazık attı. Savaştan yenik düşen Avrupa'ya bir kazık attı. Dünyaya bir kazık attı. Ne dedi?
benim paramı ben altına endeksliyorum. Sen de paranı dolayısıyla emniyet içinde dolara endeksleyebilirsin. Peki altın nerede? Amerikan Hazinesi Merkez Bankası'nda. Peki para matbaaları nerede? Amerika'da. Yani biz ne bilelim orada altın var yok karşılığında. Peki olmadığı ne zaman anlaşıldı? 20 yıl gibi uzun bir süre süren Vietnam Savaşı'nda yenilen Amerika'nın Vietnam Savaşı'nı finanse etmek için karşılıksız para bastığı anlaşılınca. Sonra da ne dedi? Pişkince dedi ki ya ben artık öyle bir güçlü ekonomi oldum ki, öyle bir ekonomiyim ki ya paramın karşılığını mı soruyorsun? Hani karşılığı olmak zorunda mı? Gibi bir hamle yaptı. Ama tabii bunu söylemekle olmuyor. İmdada kim yetişti o zaman? Biliyorsunuz Kissinger hemen soluğu Suudi Arabistan'da alarak Arap ülkelerinden petrolü dolar karşılığı almalarını, satmalarını istedi. Ve aslında ne olmuş oldu? Dolar altına değil petrole endekslemiş oldu. Yani bugün 1970'ten bugüne kadar Amerika ve kapitalizm sürüklenerek ve insanlığı sürükleyerek geldiyse maalesef bunu İslam dünyasının zenginliklerinin farkında olmayan, kıymetinde olmayan yönetimleri işgal eden o petrolün üzerinde oturan halklarından kopuk, değerlerinden kopuk, uygarlıklarından kopuk petrol şeyhlerine borçlu Amerika. Şimdi bu saadet de bitti. Bu saadetten sonra yeni bir saadet hayalidir. Ama tabii Batı hep hani entelektüel numaraları kendisi üreterek hani kendi numaralarını gizlemeye çalışıyor. Bu numarayı aslında hani burada bir tarihe not düşmek ve bir hakkı teslim etmek gerekiyor. Bakın daha 2008 krizi patlak vermeden Amerika'nın ve Batı'nın kapitalizmin yaşadığı sıkıntıları gören ve aslında onun karşısında bir tez ortaya koyan Profesör Doktor Haydar Başbey merhum milli ekonomi tezini yazarak insanlığa, bilim dünyasına, siyaset dünyasına bir meydan okuyarak aslında kapitalizmin fikirsel temelini yıkmış ve karşısında yepyeni bir model ortaya koymuştur. Bugün kapitalizmin bu büyük yeniden başlatma, bakın reset demek sıfırlamak demek değil, sıfırlayıp yeniden başlatmak demek. Bu büyük yeniden başlatma rüyasını, hayalini insanlığa bir kabus gibi yeniden dayatamamasının yolu aslında ülkelerin kendi ekonomik bariyerlerini inşa etmelerinden geçiyor. İşte bu noktada da ne yapılması gerektiğini milli ekonomi modeli bize söylüyor. Biz ve bizim gibi ülkeler, hani Atatürk'ün anti-emperyalist mücadelesini örnek alan ülkelerin 1950'lerden sonra Afrika'sından Asya'sına kadar bağımsızlık savaşlarını kazanmaları nasıl mümkün olduysa, bugün de aslında bu ekonomik anlayışa karşı bir bariyer, bir engel ve aynı zamanda kapitalizmin bu en zayıf, en güçlü göründüğü anda aslında en zayıf olduğunu bize müjdeleyen milli ekonomi modelidir diyorum. Ama maalesef burada ilginç olan, acı olan şey ne biliyor musunuz Suat Bey? Türkiye gibi ülkeler hala kapitalizmin birinci sürümüyle idare ediyorlar. Yani kapitalizm şimdi dördüncü sürümüne, beşinci sürümüne geçti. Biz en vahşi, hani liberal kapitalizm diyorlar ya, neoliberalizm, en vahşi kapitalist sistemle serveti çalınan, insanları çalınan, kaynakları çalınan, coğrafyası çalınan adeta bir ülke pozisyonundayız. Bizdeki kapitalizm, kapitalizmin en ahlaksızı. Yani Türkiye'de şu an uygulanan,
şu an derken bakın hani bunu 10 yılda 20 yılda da sınırlandırmıyorum. Yani bunu Atatürk'ün vefatından sonraki yılları genişleterek ama 1950'den sonraki o hani Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Marshall yardımlarıyla, Truman doktriniyle Türkiye gibi ülkeleri aslında yani süt tozuyla tabiri caizse zehirleyerek değil mi? Bize işte ucuz Amerikan askerlerinin kullandığı kıyafetleri bize hani hediye ederek ya da Amerika'nın 1. Dünya Savaşı'nda eskittiği araçları, silah yardımı diye bize hediye edip bizim savunma sanayimizi bitirdiğimiz yıllardan bugüne alarak da konuşabiliriz. Yani 1950'li yıllardan bugüne ne yapar? 70 yıl. 70 yıldır ama özellikle Turgut Özal'dan sonra ve de özellikle de bugün son 20 yılda yaşadığımız sistemin adını koyacak olursak en ahlaksız, en kuralsız ve en acımasız kapitalist model Türkiye'de deneniyor. Ve enteresandır. Ben bunu böyle ekonomiyi karıştırırken gördüm. İsrail eski başbakanlığını, Merkez Bankası başkanlığını yapan iktisatçının yazdığı iktisat kitabını okurken Türkiye'de uygulanan modelin bir ülke nasıl batırılır başlığı altında okutulduğunu böyle hani altını satırlarını çizerek hani bir ara imkanımız olursa onu da getirir böyle izleyicilerimize de gösteririz. Hani bir ülke nasıl batırılır başlığı ile okutulan yani böyle giderse bu model uygulanırsa şu krizler olur denen modelin bakın bahsettiğim kişi IMF'nin danışmanı ve bu kişinin bu iddiası Türkiye'de bir model olarak uygulandı. Hani istikrar modeli olarak uygulandı. Peki bu ahlaksız modeli hani nasıl adlandırabiliriz? Böyle başlıklandırmaya çalıştım. Özetlemeye isterseniz çalışayım. Bir, Türkiye daha Osmanlı'nın hani 1550'li yıllarından bu yana aslında bir iaşe ekonomisi uyguluyor. İaşe ekonomisi nedir? Hani çiftçiden aldığı vergilerle, çiftçiden aldığı ürünlerle, emtialarla memurunu doyuran, şehirlisini doyuran, köylünün sırtından şehirliyi doyuran, buradan eksildiği zaman da hadi şimdi savaşalım, ganimet toplayalım diyen bir modelle geldi. Ben buna iaşe ekonomisi diyorum. Yani burada dünyayla nasıl rekabet edebiliriz? Yani dünyadan daha güçlü ekonomimiz nasıl olabilir? Bu manada merkantilist yani millici, korumacı, hani kendi zenginliklerini koruyan ve bu zenginliklerini katma değere dönüştürüp dünyaya satan ve onun karşılığında da güçlü ekonomisini kuran bir zihniyet değil. İaşe ekonomisi yani harçlık dağıtan, harçlık dağıtmak için haraç toplayan bir ekonomi. Bakın bu model hala bugün Atatürk'ün dönemini paranteze alırsak onu ayrıca konuşmak lazım. Devam ediyor. İkincisi ne? İsraf ekonomisi. Tüketim ekonomisi değil. Dar gelirli vatandaşa tüketim gücü veren bir ekonomi değil. Elinde parası olanın israfa teşvik edildiği bir model. Peki bu tüketimi yapıyoruz. Tasarruf etmiyoruz. Sonra da diyoruz ki ya ne yapalım? Bizim tasarruf açığımız var. Peki bunu nereden bulacağız? İthal edeceğiz. Bakın Türkiye Osmanlı'dan bu yana yaklaşık 350-400 yıldır katma değerli ürünler ithal eden, ham maddesini ihraç eden bir ülkedir. Bu denklemi Atatürk bozmaya çalışmış, milli sanayiyi oluşturmaya çalışmış, milli savunma sanayi oluşturmaya çalışmış ama maalesef hani ömrü vefa ettiği kadar sonrasında tekrar mandacı
zihniyete dönülmüştür. Osmanlı madenlerini ihraç eden, pamuğunu ihraç eden, kaynaklarını ihraç eden ama karşılığında pahalı ürünlerini ithal etmek zorunda kaldığı için döviz kıtlığı yaşayan bir ekonomi. Hala biz öyleyiz. Peki başka ne? Paramız yok, iltizam ekonomisi diyorum. Ne yapıyor? Vergi alacağını devlet, gelecek nesillerin gelirlerini bugünkü müteahhite satarak, bugünkü iş adamına satarak, iş adamına da pahalı bir biçimde al bana köprü yap, al bana yol yap mantığı içinde dağıtan verimsiz bir iltizam ekonomisi. Başka ne ekonomisi? Dünya teknoloji üretirken, dünya bilgi üretirken inşaata, betona mahkum bir ekonomi. Yani kaynaklarını yanlış yerlere tahsis eden ve kaynaklarını, kıt kaynaklarını aslında yüksek faizle borç aldığı kaynaklarını betona gömen verimsiz bir ekonomi. Ve yine imar rantıyla yandaş kayıran ve kamu kaynaklarını verimsiz bir biçimde belli ellere ayıran bir ekonomi. Bakın son istatistikler yayınlandı değil mi? Millet olarak hem ağladık hem güldük. Dünyanın en büyük müteahhit şirketlerinin ilk beşinde bizim müteahhitlerimiz var. Dolayısıyla bununla biz hani gülelim mi, ağlayalım mı? Tabii ki övünülecek bir durum değil. Çünkü bunlar inşaatla, betonla, kamunun sunduğu avantajlarla büyüyen şirketler. Ve aynı zamanda bizim ülkemiz maalesef işsiz yaratan bir ekonomi. Bakın geniş manada, geniş tanımlı işsizlik oranına bakacak olursak bugün genç nüfus işsizliği %40'lara dayanmış. Eğitimsiz genel işsizlik oranımız %30'lara dayanmış. Hani her çalışabilir insanımızın 1/3'ünün net olarak işsiz olduğu bir ekonomi. Niye bu hale düştük? Çünkü erken sanayisizleşen ülkelerdeniz. Yani erken sanayileşen değil. Azıcık sanayisini bile çok erkenden ya buna gerek yok. Hatırlayın Turgut Özal böyle övünürdü. Vay gelişmiş ülkelerde hizmet sektörü gelişmiş. Ya orada gelişen hizmet sektörü, katma değeri yüksek hizmet sektörü. Adam sanayi evresini aşmış geçmiş. Şimdi öyle hani yüksek hizmet üreterek, yüksek katma değer üreterek İngiltere gibi hani hizmet sektörleri olan ama senin hizmet sektörün ne? İşte bugün pandemide %50'sini kaybettiğimiz yerlerde sürünen bizim garsonumuz, işçimiz, işte lokantamız, kafemiz, bütün bunlar hizmet sektörü. Dolayısıyla bir ülke hizmet sektörüyle kalkınamaz. Sanayileşerek kalkınabilir. Bakın efendim dijital çağa geldik. Şöyle oldu böyle oldu. Artık o eski sanayi bitti. Bakın bu da yanlış. Türkiye böyle bir tuzağa düşme düşürülme tehlikesi de var. Elbette bunu ayrı bir başlık altında konuşacağız. Elbette ki dijital teknoloji, elbette ki yapay zeka, elbette ki nesnelerin interneti. Ama eş zamanlı olarak hem tarımı hem organik otantik zenginlikleri ekonomisi hem sanayisi hem de sanayi ötesi dijital ekonomisi olan bir ülke olmamız gerekiyor. Hani o dijital ekonomiyi de ayrıyeten tartışmak gerekiyor. Hani orada neler yapmalıyız, neler yapılamıyor, nerede yanlış yapılıyor, bunu da ayrı konuşmamız gerekiyor. Ve inovasyon üretemediği için, ölçeğini büyütemediği için, katma değer üretemediği için, uçtan uca entegre üretimi olmadığı için ihracat yapamayan, dolayısıyla aramalı üretemeyen, teknoloji üretemeyen, sattığı malın katma değeri kilo başı 2 dolar civarında debelenen bir ekonomimiz var. Ve bütün bunların aslında en önemli sebeplerinden birisi de makroekonomik istikrar. Yani ekonomi politikalarını, ekonomi politikaları bir bütün. Bu politikaları bütünlük içerisinde uygulayacak
ve hani dengeli makroekonomik istikrarı kuracak bir model yok. Düşünebiliyor musun? Kaç tane Merkez Bankası'nı, kaç tane ekonomi bakanını bu iktidar değiştirdi? Peki geldiğimiz yer ne? Merkez Bankası yüksek faizle fiyat istikrarı kuracak. Peki konu bu mu? Yani konu fiyat istikrarından ibaret mi? Peki finansal istikrar nasıl kurulacak? Faizi yükseltiyorsun, dövizi tutamıyorsun. Dövizi tutuyorsun, faizleri yükselince ekonomiyi, istihdamı, sanayi, üretimi tutamıyorsun. Peki konu bundan ibaret değil. Yani siz faizi yükselttiğiniz zaman soyuluyorsunuz. Faizi yükseltmediğiniz zaman kurunuz yükseliyor, yine soyuluyorsunuz. Yani Türkiye'de soygunun şekli değişiyor. Ya düşük kur yüksek faizle yabancıya soyduruluyoruz, ya yüksek kur düşük faizle yine soyduruluyoruz, ya yüksek kur yüksek faizle yine soyduruluyoruz. Çünkü bir bütünlük içerisinde ekonominin bütün dengelerini kuracak makro ekonomik istikrar nasıl oluşturulur diye bir büyük başlığın yukarıdan aşağıya kurulduğu bir ekonomik model değil. Bize diyorlar ki eyvah döviz yükseldi, hemen faiz yükselt dengele. Ya bu indir kaldır ekonomisi. Bu indir kaldır ekonomisiyle sizin gerçek ekonomiyi, reel ekonomiyi düzeltmeniz mümkün değil. E bütün bunları o zaman ne yapacağız? Efendim tasarrufumuz yok, borç alacağız. Ben buna da istikraz ekonomisi diyorum. Tefeci ekonomisi diyorum. Yani iç borçla, dış borçla borç alıp ya da sıcak para politikasıyla dövizi baskılayarak içeriye gelen yabancı sermayeye aslında ülkeyi soydurup. Şimdi vatandaş içeri sermaye giriyor diye okuyor, böyle pazarlanıyor. Oysa içeriye giren her sermaye 10 lira olarak giriyorsa 17 lira olarak çıkıyor. Yani aslında içeriye giriyormuş gibi yapıyor. Niye biz buna sıcak para diyoruz? İçeriye giriyormuş gibi yapıyor ve sonra sizin cebinizdekini de soyarak geri çıkıyor. Dolayısıyla şu an geldiğimiz mesela bugünü örnek verecek olursak, Türkiye %17 faizle içeriden borçlanan, %13 faizle dışarıdan borçlanan bir ekonomiyle %2, %3 büyüyerek, %-2 küçülerek, hani bu paraları, bu borçları nasıl ödeyecek? Aslında yani geldiğim nokta şu, ben hani vatandaş olarak, hani bizde şöyle bir bilinç olsa, devlet niye dışarıdan borç alır kardeşim? Borç almayacaksın. Ben o baba yiğitleri merak ediyorum. Dışarıdan borç almadan ülkeyi yönetebilecek kaç tane baba yiğit var bu ülkede? Çünkü dışarıdan borç alanlar yönetiyormuş gibi yapıyor. Bizim nesillerimizi borçlandırarak, bakın Türkiye son 20 yılda sıcak paradan gelen sermayeye ödediği faizi topladığınız zaman bu ülkenin bir yıllık gayri safi milli hasılası ediyor. Yani biz 20 sene çalışmışız diyelim, bunun bir senesini aslında para babalarına çalışmışız. Küresel sermaye, o kapitalizme reset atmak isteyen soygunculara çalışmışız. Biz köle gibi çalıştırılmışız. Dolayısıyla devleti yönetenlerin vazifesi bu çarkı kırmak. Bu çarkı liberal ekonomik sistemde ısrar ederek kıramazsınız. Ve tabii bize bu çarkı yutturmak için ne yapıyor iktidarlar? 8 milyon insanı bir şekilde yoksulluğunu idare ederek, ona ölmeyecek kadar, bakın doyacak kadar değil, ölmeyecek kadar ona bir şekilde rant aktararak, yandaşlarına rant aktararak ayakta durmaya çalışıyor. Siz bu ekonomiyle, şu insanlığın Çin'iyle, Hindistan'ıyla, Brezilya'sıyla, Avrupa'sıyla, Amerika'sıyla bu büyük ekonomik yarışın içinde var olabilir misiniz? Bakın son yıllarda şöyle bir moda çıktı. Efendim savunma sanayimizde acayip atılımlar var. Tamam, iyi güzel, teşekkürler. Kimin parasıyla? Yani biz Amerika'yı Amerika'nın parasıyla tehdit eden, Avrupa'yı Avrupa'nın parasıyla tehdit eden bir ülke pozisyonuna düştük. Çünkü siz
yarın savaşa girecek olsanız, o silahlarınız olsa bile o silahı atacak, mermi bulamayacak bir ekonomiye sizi mahkum ederler. Öyle değil mi? Trump Türkiye'yi mahvederim dediğinde ne oldu? TL'miz yere çakıldı. Ne oldu? Dizlerimiz titredi. Niye? Bizim yine savunma sanayimiz vardı. Silah sanayimiz gelişiyordu. Bakın bu genelde Türkiye gibi gelişemeyen ya da gelişmekte olan ülkelere atılan en büyük kazıktır. Sizi buna takides tuzağı derler. Yani size öyle bir olta atarlar ki, hatta işte bunu Saddam'a yaptılar değil mi? Saddam'a aslında bunu tarih yazdı. Amerikan elçisi, Kuveyt elçisi. Ya dedi, şu Kuveyt'teki petrolü niye almıyorsun Saddam dedi ya. Bu hazır senin sınırlarında. Saddam iştaha geldi. Elini uzattı. Ne yaptılar? Irak'ı yok ettiler. Aynı tuzak içeride milliyetçiliği, ulusalcılığı, içeride Hamaset'i körükleyerek, toplumu kamplaştırarak, ondan sonra da vay Yunanistan şöyle, hadi gidiyoruz arkadaşlar diyerek sizin aslında borca mahkum ekonominizi ve sizi kımıldayamaz hale getirirler. Dolayısıyla bu ahlaksız ekonomi çarkını kırmanın yolunu da aslında bize merhum Profesör Doktor Haydar Baş hocamız ortaya koydu. O da nedir? Milli ekonomi, sosyal devlet, milli devlet modelidir. Hani büyük resetten, bu büyük kazıktan kurtulmanın başka bir yolu yok. Bilen varsa hani hodri meydan, biz de onları dinleyelim. Yok. Yani böyle hani milli işte yerli milli sanayi diyerek, bakın biz niye yerli milli sanayi diyor iktidar biliyor musunuz? Yani milli yanına niye yerli? Şimdi milli olunca hani Türk milletinin yaptığı yatırım yerli, de yabancı burada yaparsa yerli diyor. Niye? Hani bu millet yapabilir. Ama bunun olabilmesi için, ve hani son nokta, böyle bir ekonomi ikame para üretir. Yani sizin paranız yok. Sizin paranız yine Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in tabiriyle tercüme para. Yani doların tercümesi. Dolara endeksli para. Bu sefer ne oluyor? Bakın, biz vatandaşın dolarına bu iktidar göz dikti. O dolar çözülsün diye %17 faizle, hani böyle kebapçı şeyi gibi, kedisi gibi bekliyor. Yani vatandaş dövizi çözecek, rezervlerimizi oradan tamamlayacağız. Çünkü rezervler eksi 48 milyarlara dayanmış. Yani rezervler boşalmış. Merkez Bankası'nın kasasında döviz yok. Oysa bir ekonominin en az 3 aylık ihracatı karşılayan bir döviz rezervi yoksa, bugünkü mantıkta, bu mantıkta ekonomisini istikrarlı bir biçimde, para piyasasını istikrarlı bir biçimde yürütebilmesi mümkün değil. Şimdi bu ekonomide geldiğimiz nokta, şu an herkes gıda enflasyonuna bakıyor. Herkes işte markete bakıyor, bakkala bakıyor. Bakın bugün reel sektördeki tıkanma Türkiye'nin geleceğini yitirecek. İşsizliği daha da körükleyecek. Sanayisini bitirecek bir hal almış vaziyette. Bir sektörden örnek vereyim. Bugün plastik sektöründe ham madde fiyatları %90 artmış vaziyette. Ve sürekli artıyor. Hani müşteriye sanayici fiyat veremezse satış yapamaz. Satış yapamazsa üretim yapamaz. Üretim yapamazsa işsizlik patlar. Şimdi bunlar yarın enflasyon olarak, yarın katmerli enflasyon olarak, yarın katmerli devalüasyon olarak, yarın katmerli kriz olarak, yarın katmerli fakirleşme olarak önümüze gelecek. Bütün bunları çözebilmek için bizim gerçekten ekonomi politiğe ihtiyacımız var. Bizim kalkınma ekonomisine ihtiyacımız var. Bizim kalkınmacı bir anlayışa ihtiyacımız var. Bakın Amerika 1900'lü yıllarda Hazine Bakanı, pardon özür dilerim, 1800'lü yıllarda Hazine Danışmanı Hamilton diye bir adam var.
Ona şeyler dayatıyorlar, milletvekiller diyorlar ki ekonomiyi yani biraz serbestleştirelim, korumacı yapmayalım. Adamın verdiği cevap şu: bakın diyor, bu İngilizlerin fikirleri de ihraç malıdır, bizi kazıklamak içindir. Sakın bu serbest piyasa masalına inanmayın. 1800'lü yıllarda söylenmiş bir söz bu. Yani buna büyük Alman iktisatçı, bakın Türkiye'de okutulmaz bu adam, Von List diye bir adam var yine 1800'lü yıllarda. Bu Amerika'nın devletçi ve korumacı ekonomi modelini inceleyerek Almanya'nın nasıl kalkınacağının hikayesini yazan adam ve o gün bir kavram üretiyor. Diyor ki gelişmiş ülkeler merdiven tekmeleme stratejisi izliyorlar. Dikkat edin. Nedir merdiven tekmeleme? Kendisine faydalı olan modeli gizleyerek tam tersini size ekonomik tez olarak, grafiklerle süsleyerek, matematik bir modellemeyle size bilim diye anlatır. Bakın Türkiye gibi ülkeler 200 yıldır işte bu bilim gibi pazarlanan, aslında onların kalkınmasına neden olan modelin tam tersini insanlığa bir model gibi pazarlayan liberal yutturmacayı bir bilim gibi okutuyor. Ben hani şunu diyorum: Türkiye'de ekonomide devrim iktisat derslerinin, ders kitaplarının çöpe atılmasıyla başlayabilir. Bizim de hani tabiri caizse millet olarak büyük resete ihtiyacımız var. Büyük reset nedir? Atatürk'ün bıraktığı bağımsız Türkiye. Bunun için bağımsız ekonomi anlayışını bugünün, bu çağın ihtiyaçları içerisinde yeniden güncellemektir. Bunu güncelleyen kişi Profesör Doktor Haydarbaş Bey'dir. Biz onun tabiri caizse dizinin dibinde yetişmiş kadrolar olarak bu resetlemeyi bugün Hüseyin Baş, Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in evladı Hüseyin Baş etrafında bağımsız Türkiye anlayışıyla gerçekleştirebiliriz. Başka Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarını bir avucunun içine alıp bunu teşrih masasına, ameliyat masasına yatırıp bunu sorunları teşhis edip çözüm ortaya koyacak başka bir kadro, başka bir liderlik, başka bir siyasi hareket, başka bir bilimsel hareket bilmiyorum. Bu aynı zamanda bir medeniyet hareketi. Bakın bunu çok uzun tartışabiliriz. Bugün aslında kapitalist model hem ekonomik teziyle, hem varoluş anlayışıyla, hem bilgi teorisiyle, hem şehirleşmesiyle, hem hukukuyla, hem ahlakıyla her açıdan aslında tartışmaya açılabilir. Dolayısıyla olayı bir disiplinler arası, bir tarihi bağlam içerisinde ve medeniyetlerin döngüleri içerisinde incelemek gerekiyor. Bugün Batı'nın yaşadığını bir boyuttan bakarsanız kapitalizmin krizi, bir boyuttan bakarsanız modernizmin, Rönesans'tan bu yana Batı'nın yaşadığı atılımlarının krizi, bir boyutundan bakarsanız reformasyona uğramış Hristiyan dünyanın bir krizi, bir boyutundan bakarsanız bir bilgi krizi, bir boyutundan bakarsanız bir hukuk ve ahlak krizi. Bütün açılarla, bütün boyutlarıyla tartışılabilir. Abi konu o kadar güzel gidiyor ki ben açıkçası hiç devre yapmadım. Ağzınıza sağlık. O kadar yani her söylediğiniz cümle gazetelere manşet olabilecek cümleler. Buradan bizi gazeteci arkadaşlar takip Sağ olun, ediyorlarsa teşekkür her ederiz. cümleyi bir manşet olarak değerlendirebilirler. Burada ben bir devre yapmak istiyorum. Tabii Olayı ki, çok buyurun. güzel bir şekilde nereden nereye getirdiklerini. Bunların aslında kendilerini kalkındıran modelin tam tersini dünyaya direttiğini, burada Evet. özellikle şu anda bir camiada işte nedir yerli savunma, işte bizim dronlarımız, işte Fransa'nın gemilerini işte 10 tane dronla felç ettik.
şu anda insanların ağzında konuşabilecek bir tek bu var. Buna da baktığımızda dediğiniz gibi en ufak bir papaz krizinde dahi sizi yerle bir ederim dediğinde o zamanki Amerika Devlet Başkanı Trump gerçekten de papazı vermemiz herhalde 15 günü bulmamıştı diye düşünüyorum. Yani şöyle bunu şöyle biraz ironi yapalım. Yani biz bırakın silah mühimmatı, ya biz soğan bulamadık. Değil kesinlikle mi? Aynen patates, öyle. Patates soğan kuyrukları yaşadık. Hala da benzer kuyrukları yaşıyoruz. Değil mi? Şu an bunlar, vatandaş bayat ekmek kuyrukları yaşıyoruz. Hiçbir şey değil bunlar daha İbrahim Bey. Şöyle izah edeyim. Ben gıda işiyle uğraştığım için. Gıdada canlı hayvan işinde tamamıyla yurt dışına bağımlıyız. Nasıl? En basit tavukçulukta genler tamamıyla yurt dışından transfer. Yani İngiltere, İsviçre, İsrail derse ki arkadaş ben size damızlık yumurta vermiyorum dediği anda Türkiye'de ne yumurta kalır ne tavuk kalır abi. Ertesi gün yani birkaç ay içerisinde o mevcut olanların da ömrünü tamamlayacağı için yani birkaç ay içerisinde tamamıyla yok olur. Bu noktada kendimize ait bir gen yapımız yok. Bütün dışarıdan artık biz köylü çocuğuyuz, çiftçi çocuğuyuz. Bizim memleketteki arazilerimiz boş. Neden? İnsanlar artık ekip biçmiyor. Biçemiyor, ekemiyor. Yani evet, bunun evet. Daha ötesi yok. Dolayısıyla da her şey biz üretiyoruz yurt dışından. Siz alın. Yeter ki alın. Hem maalesef bu 1980'den sonra bize en büyük yine propaganda, değil mi? Hani Turgut evet. Özal'dan bugünkü iktidara kadar. Efendim önemli değil. Hani verimsizse dışarıdan ithal ederiz. Bunun nasıl evet. bir tuzak olduğunu şimdi acı meyvelerini hani adeta zakkum gibi içiyoruz. Niye? Hani her şeye kısa vadeli baktığınız zaman, hani kapitalist mantıkla baktığınız zaman, firma ekonomisi mantığıyla baktığınız zaman böyle ama ülke ekonomisi firma ekonomisiyle yönetilmez. Yani siz bir şirketi ya önemli değil, yemek bende pahalı oluyorsa dışarıdan alırım diyebilirsiniz. Bakın bu firma ülkede, ekonomisi bile değil abi bu. Ya, emin aynen. olun. Firmayı bile batırır yani. Hayır, aynen. Ama ya yani şu mikro ekonomi bu ülkede makro ekonomi mantığıyla okutuluyor. Yani siz bugün dışarıdan ucuz diye alırsınız. Ondan sonra adam size vermediği zaman ne yapacaksınız? Aç kalırsınız. Yani meselelere hep kalkınma mantığıyla yani uzun soluklu 50 yıllık 100 yıllık perspektiflerle bakmak gerekiyor. Ve bugün tarıma Türkiye'ye baktığımız zaman artık bütün civar ülkelerle neredeyse sorunlu. Dostumuz diyebileceğimiz Atatürk zamanında olduğu gibi, geçmişte olduğu gibi bize herhangi bir durumda yardımcı olabilecek herhangi bir ülke de söz konusu değil. Tamamıyla yani ürünlerin Türkiye'ye giren, siz söylediniz ya çok güzel bir ifadeydi. Ben ham maddeyi ürettim arkadaş. Al sen bunu katma değerli hale getir. Bundan ürün yap, geri bana sat. Yani böyle bir dünya, açıkçası böyle bir ekonomi dünyanın hiçbir yerinde uygulanmıyordur diye düşünüyorum. Belki yani, bizim gibi ülkeler yani, varsa. Şimdi bakın biz şöyle bir çifte kıskaç, çifte soygun yaşıyoruz. Biz parayı Avrupa'dan alıyoruz, Amerika'dan alıyoruz. Para aldığımızı zannederken paramızı alıyorlar, soyuluyoruz. Doğru mu? Peki aynen. biz ucuz malları Çin'den alıyoruz diye övünüyoruz. Aslında soyuluyoruz. Hani Türkiye evet. ithalatla da soyuluyor, borç alarak da soyuluyor. Peki bunun çözümü ne? Çözümü üretmek, içeride üretmek. Peki bu üretimi nasıl yapacaksınız? Kendi milli ekonominizi inşa ederek. Kendi paranızı inşa ederek, kendi paranızla kendi insanınızın emeğini, bilgi birikimini teknolojiye dönüştürerek, verimliliğe dönüştürerek yapacaksınız. Yani Türkiye'nin bu büyük başlıkları konuşması lazım. Yani bu büyük meseleleri konuşması lazım. Ama dikkat edin, o ona hakaret etti, o ona küfretti. Vay iktidar nasıl bunu yapar, vay muhalefet nasıl bunu yapar. Bu mudur konu? Evet. Bir de türev piyasalara değindiniz mesela. Burada türev piyasalarda da
mevcut olan ürünün, bu altın olabilir, gümüş olabilir veya herhangi bir emtia olabilir. Normalde 100 ton civarında bu ürün varsa yaklaşık olarak, bunu siz çok daha iyi biliyorsunuzdur, belki de binlerce katı, katı türev piyasalarda kağıt üzerinde insanlara veriliyor. Ben şunu düşünüyorum açıkçası, normalde reelde böyle bir şey yok. Bu grid reset acaba petrolde olduğu gibi, o Nisan'da yaşanan durumda olduğu gibi, grid resetle beraber hani bunlar şunu düşünüyorlar, işte mal varlıkları, bunun içerdiği konulardan birisi de, biraz buna detaya girmek istiyorum. Burada diyor, denilen şu ki, grid resette işte dört başlıktan bahsediliyor. Yakın zamanda Muharrem İnce de bunu farklı bir isimle ekonomik dört olarak bahsetti bundan mesela Türkiye'deki siyasilerde. Bu insanların önüne sanki kapitalizmden sonrası, Covid'den sonrası için diretilen bir uygulama gibi gözüküyor. Davos'ta işte söylediğiniz gibi para babalarını bir araya toplayarak veya ülkenin siyasi liderlerini veya söz sahibi insanları bir araya toplayarak onlara bu bir şekilde dikte ediliyor. Türkiye bir, bunun karşısında nasıl durması gerekiyor? Bu türev piyasalarda insanların 3-5 kuruş parası varsa, bu 3-5 kuruş paraları olan insanlar türev piyasalarda veya başka piyasalarda, açıkçası borsada bakıyorsunuz adamın defter değeri 100 lira ama piyasa değerine baktığınız zaman 10 bin lira olmuş. Neyin karşılığında 10 bin lira olmuşsun? Evet. Ne kar ettin sen? Kasandaki parayı mı arttırdın? Ne ürettin? İşçi sayını mı arttırdın? Marka değerini mi arttırdın? Şu anda borsalar her yer coşuyor. Bakıyorsunuz. Veya, siz buna bir de kripto para çılgınlığını ekleyin. Hani yeni türev, aynen yeni sanal, öyle. Yeni ya sanal, işte ben şöyle bir şey. Ben bundan 21 milyon tane yaptım arkadaş. Yani bunun eşi benzeri yok. Bak, bir tane daha olmayacak. Bak, 18 milyonunu da ben sattım piyasaya bir şekilde. Kaldı şurada 3 milyon. Bak, 150 bin dolar da bulunacak. Elon Musk amcamız da dedi ki bak artık ben de alıyorum filan yani. Her sene az üretilecek, ha dikkat et, hani her sene bu azaltarak hani çok daha kıymete binecek, buna da dikkat et. Aynen, bunun yanı sıra da arkadan gelen kardeşlikleri var abi onun, altcoin'ler denilen kardeşlikleri var. Bak artık Bitcoin bitiyor, bitiyorsa biz varız yani. Abi şu anda bunların sayısı 8000 civarında ve insanlar şu anda sanayici ticaretiyle uğraşmıyor. Atıyorum çiftçi bunlarla uğraşmıyor. İnsanlar şunu yapıyor. Ellerinde cep telefonları, ben çok şahitim birçok insanda, bir şeyler alıp satacağım diye uğraşırken aslında 2021 yılını ben şu şekilde görüyorum. Sanki küçük sermayecinin tokatlanacağı, elinde avucunda ne var ne yoksa yok edileceği bir yıl olarak görüyorum ben aslında 2021 yılını. Şimdi i̇şte bu GameStop olayı mesela. Aynen. Bu teknolojide biliyorsun Suat'cığım şey var ya, artırılmış gerçeklik. Şimdi bize para kazanma noktasında da hani dijital teknolojiler hayatımıza o kadar girdi ki, özellikle Y ve Z kuşağı, hani yeni nesil eğitimli kuşak diyelim. Şimdi onlar hayatı bir artırılmış gerçeklik modunda yaşıyorlar. Evet. Yani burada gerçekle hayal alemi tabiri caizse iç içe geçiyor. Niye? Yani gençlerimizin özellikle de hani işsizlik mahkumu bir ekonomide, gençlerimizin büyük bir kesimi 4 saat ile 8 saat arasında neredeyse bilgisayar dünyasında, internette geçiriyor değil mi? Sosyal medyada. Evet. Orada bir ütopya sunuluyor. Nedir? İşte şuraya yatırırsan işte bak şuraya çıkıyor, bak kaçırıyorsun. Aslında işte ya önemli değil, onu kaçırdıysan 9000. Türev var, oraya yetiş gibi bir mantıkla aslında insanların ellerindeki, avuçlarındaki son kuruşlarda tabiri caizse çekiliyor. Dolayısıyla hem gerek dijital dünyanın sunduğu imkanlarla üretilen bu türev yatırım araçlarının hani bir oyuncak mantığı içerisinde bulaşan kesimleri uyarmamız gerekiyor. Dediğin gibi balon olmuş. Dünyadaki bütün borsalar şu an balon vaziyette. Ya da döviz şöyle olacak, altın böyle olacak gibi hep böyle
kolay yoldan hani para kazanma. Şimdi bu modeli şimdi vatandaş cıva gibidir. Yani siz onu devlet öyle bir kamu mantığıyla bir iklim sunacak ki bu bir ekosistem. Yani siz devlet olarak insanınıza öyle bir ekosistem kuracaksınız ki öyle doğurgan bir devlet olacaksınız ki öyle üretken bir devlet olacaksınız ki öyle lokomotif bir devlet olacaksınız ki vatandaş hani civanın ağırlık merkezine doğru kayması gibi nerede siz bir ağırlık sunuyorsanız ne tarafa yönlendiriyorsanız oraya yönleniyor. Ama siz devlet olarak vazifenizi yapmazsanız, siz siyaset olarak vazifenizi yapmazsanız, siz aydınlar olarak vazifenizi yapmazsanız o zaman ne olur? Dünya 6 tane küresel platform şirketinin, dijital platform şirketinin oyuncağı olur. Onların sanal gerçeklik dünyasında uyutulan, uyuşturulan, onların sanal gerçeklik dünyasında artırılmış gerçekliğin bir parçası. Sanki orada hani elini uzatınca cennetteki meyveyi alır gibi hani ona uzanacakmış hissi yaratan o sanallık içerisinde siz vatandaşınızı, gencinizi, neslinizi yitirirsiniz. Onun için devletin kamucu, bakın kamucu, planlamacı, girişken, girişimci, sürükleyici, hani toplumu katma değer üretmeye doğru sürükleyici, burada başı çeken ve aynı zamanda da inovatif bir ekosistem içerisinde, ekonomiden bahsediyoruz. Ne yapması lazım? Bir nevi çekmesi lazım. Hani önden çekmesi lazım, arkadan itmesi lazım. Yani bu efendim ekonomide devlet olmaz. Bak kapitalizmin işine gelince nasıl devletçi oldu? Değil mi? Büyük reset demin anlattık. Hani sermaye lehine devlet diyor, müdahale et, beni kurtar diyor. Hani ya senin kurtulmaya mı ihtiyacın var? Yani 6 tane şirket Türkiye'nin gayri safi milli hasılasından daha büyük ekonomi, doğru mu? Evet. Ama adam diyor ki ya yetiş, ben zordayım, beni kurtar diyor. Şimdi böyle bir modelde sen vatandaşını hani kurtarmazsan, ona balık tutmayı öğretmezsen, onu bir okyanusun içinde balıkların olduğu tabiri caizse bereketin içine itmezsen ne olur? Hani yine treni kaçırmış oluruz. Türkiye'nin sanayi yarışında, kalkınma yarışında hep biz şöyleyiz. Türk toplumu şunu benimsemiş. Hani bugünkü medya iklimi, bugünkü aydınlar iklimi, bugünkü siyaset iklimi hep bizi dikiz aynasında gezdiriyor. Dikkat edin, 100 yıl öncesinin kavgasını veriyoruz. Hani hep diyorlar ki ya sen hani ya dünya araçlar akıyor, bir yere doğru koşuyor. Bize diyorlar ki ya işte aslında Cumhuriyet şunu yanlış yaptı, işte şu oldu bu oldu, işte yok Osmanlı şöyleydi, yok Cumhuriyet böyleydi. Hep dikiz aynası, doğru mu? Ya da bugün iktidar diyor ki ya siz Ecevit dönemini unutmayın. Ya bir önceki döneme bakın. Hep dikiz aynası. Ya niye oraya bakalım? Biz önümüzdeki ayna ne gösteriyor ona bakalım. Önümüzde ne görünüyor? Ayı gösteriyor abi önümüzdeki ayna. Ay yolculuğu gösteriyor. Ha, yani. Şimdi tabii yani dikiz aynasıyla bir yere kadar. Şimdi vatandaş diyor ki aynaya bakacak halim kalmadı diyor, tamam mı? Ben diyor yanıyor adam. Bu sefer diyor ki aya bak. Evet. Ya ben de diyorum ki vatandaşa cebine bak, cebine. Yani aya bakarken birileri cebinden yine bir şey çekiyor. Bakın her dövizin yükselişinde cebinden bir şey çekiliyor, doğru mu? Ya evet. Birisi bizim cebimizden 500 lira çekip alsa sokakta canımızı ortaya koyarız, doğru mu? Kavga ederiz çok ya. Çok para yani. 100 liraya bile olur abi o iş. Ya 100 liraya bile yani kavga eder. Hele yani yan kesiciyi yakalasak, değil mi? Ama ya biz her gün hani son 10 yılda şöyle düşünün. Son 10 yılda Türkiye bütün kazandıklarını kaybetti. Hani şöyle düşünün. Milli gelirimiz 10 yıl önce neydiyse övünüyorduk, değil mi? Her yıl şöyle artıyor, şöyle artıyor, şöyle artıyor. Ya o da bizim cebimize girmiyordu ama hiç değilse şöyle düşünüyorduk. Ya İbrahim olarak ben kazanmıyorum ama galiba Suat kazanıyor. Suat da diyordu ki ya galiba ben kazanamasam da İbrahim kazanıyor. Hani vatandaşta böyle bir algı vardı. Bununla bile mutlu oluyorduk. Şöyle şimdi abi, tamamını kaybettik.
insanlar birbirlerine ya işler nasıl? Hep böyle ben bir yere gittiğim zaman işler nasıl Suat Bey falan diyorum abi iyi sizin işler nasıl falan. Ya genel olarak işler nasıl bir diye birbirine soran insanlar da ben şunu görüyorum biz de dahil olmak üzere işlerinin ciddi manada kötü olduğunu ama bir şekilde söz açmaya çalışıyor insanlar. Evet. Yani işlerle ilgili sıkıntılar yaşadığıyla ilgili. Karşımda mesela benim kliniğimin karşısında bir iş yeri üçüncü kez el değiştirdi. Her alan kişi buraya ortalama 200 bin lira civarında masraf ediyor. Büyük evet, bir iş yeri. Evet. Aydınlatması, kendi yapacağı işe göre dizaynı. Ve tahmin ediyorum 3 yıldır, 3 yılda üçüncü kez el değiştirdi. Ve bu insanlar bir gece yarısı yok oldular. Yani nereye gittikleri bilinmiyor bu insanların. Burada aynen, da mesela yurt dışındaki şu şey de size kısaca bir izah edeyim. Bu evet, kripto konusuyla ilgili çok soru geliyor. Siz görebiliyor musunuz orada bilmiyorum. YouTube'da ses açıksa İbrahim Bey onun sesini kısalım. Bazen sizin oradan yankı geliyor. YouTube'daki evet, şeyleri de görebilirsiniz oradan. Bu GameStop olayında da mesela ne denildi? İşte Reddit'ten küçük yatırımcılar işte nedir bir araya geldiler. Ortak bir fikir ortaya koydular, bir görüş ortaya koydular ve GameStop gibi hiç adı sanı duyulmamış bir şirketin borsadaki hisseleri %1600'lere kadar arttırdılar. Ben merak ediyorum şu anda o 1600 artan hisse takip etmedim açıkçası. Şu anda nerelerde? Türkiye'de de aynısını yapıyorlar ne yazık ki. Ve burada gerek kriptoda gerekse diğer borsalarda piyasalar coşarken işin ilginç olan bir tarafı var abi. Asıl değerli metaller yani şu anda herkesin hazinesinde bulunan, merkez bankalarında, devletlerin merkez bankalarında bulunan değerli metaller şu anda yerle bir, daha da yerle bir olacak gibi gözüküyor. Burada birilerine çok yüksek işte şeylerden paralarla bir takım kriptodur veya başka türev piyasalarda ürünler satılırken bu para, şeyleri satan insanların ne diyelim? Balinalar diyelim bunlara. Evet, bu balinalar evet, bir yandan da milletin elindeki altınını, gümüşünü işte veya değerli madenlerin de öldüm fiyatını alıyor. Devletlerin efendim? Yani bakın işte bak kripto yükseliyor, altın düşüyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya gelecek dijitalde artık sizin yatırım anlayışınız. Burada en büyük komedi bence şu, vatandaş şunu bize en büyük komedi şu GameStop olayı değil mi? Bir şirket batıyor ama küçük yatırımcı çok kızmış büyüklere. Hani evet, inadına gidip oraya yatırıyor. Ya böyle bir dünya var mı? Sonra küçük yatırımcı diyorsun. Arkasından yine o meşhur bizi aya götürecek olan şirket çıkıyor. Doğru mu? Evet. Evet. Bu kişinin de ben açıkçası bir sermaye grubunun ekran yüzü olduğunu düşünüyorum. Aynen. Açıkçası. Ben bravo. Bravo. Yani sen benden uzun yaşayacaksın. Lafı ağzımdan aldım. Ben şimdi onu yok gerçekten kurmaya çalışıyordum. Ben evet, onun bu büyük resetçilerin imaj şey yani bir ikon kişilik olarak sahneleniyordum. İmaj maker ve şey hani bizde eskiden vardı ya kapitalizmi şirin gözükmek için bir Sabancımız vardı merhum değil mi? Evet. Yani işte ya bu zenginler şöyle ama bu Sabancı farklı falan. Evet. Ya Türkiye'de de abi aynı durum söz konusu. Ben şimdi ekonomiyi her türlü kapitalist yönden de takip etmeye çalışıyorum. Diğer yönlerden de takip etmeye çalışıyorum. Uygulanan tezgah şu abi şu anda. Özellikle bir hisseyi takip ediyorsunuz 10 lira. 6 ay sonra o hisse kaç lira abi? 1000 lira olmuş. İnanamazsınız böyle bir şeye. Sonra o 1000 liralık hisse abi birden 100 liraya düşüyor abi. Millet 1000 liradan her gün artıyor. Düşünsenize bir kağıt almışsınız her gün değeri artıyor TL karşılığında. Veya işte kripto almışsınız işte daha birkaç ay önce 9000 dolarlardayken ki aynı kağıdı da şunu yaşandığını da görmüyorlar. Ethereum denilen bir varlık var kripto ismi duymuşsunuzdur. Bunu abi çıkar çıkmaz 10.000 dolara çıkarttılar bunu. Sıfırdan evet, 10.000 dolara bir adedini. Sonra kaç liraya düşürdüler biliyor musunuz abi? 10.000 dolara düşürdükleri, çıkarttıkları ürünü. 80 dolara düşürdüler. Bildiğiniz evet, 80 dolara. Yani
Yine aynısını Bitcoin'de yaşattılar. Evet, ekran daha güzel oldu abi böyle. Evet. Aynısını Bitcoin'de yaşattılar insanlara. 20 küsür bin dolara çıkan Bitcoin'i 3 bin dolara düşürdüler. Bunlar yaşanmış geçmişte. Ama deniliyor ki yok artık Bitcoin 150 bin dolar olacak ve bunu da birkaç şirketin sahibi söylüyor. Ya bu şirketin sahipleri kimdir? Hangi sermaye grubu adına konuşuyorlar? Bunu, ve özellikle de benim gördüğüm olay şu, buna en çok yatırım yapan ülkelerden birisi Türkiye. Yani artık yatırım mı denir, bunun adına başka bir şey mi denir artık? Programın seviyesi ona çok uygun değil. Yani ve Türkiye bu pazarda neredeyse 4. 5. sıralarda abi. Yani burada evet, burada yalnız şu gerçeği de tespit etmemiz gerekiyor. Evet. Türkiye hani böyle öyle bir kaygan zeminde ki, hani şöyle düşünün. Hani siz yolda yürüyorsunuz. Birisi sürekli sizin ayağınızı kaydırıyor. Sürekli altınızdan çekiyor. Yani bir çocuk işte Legolarla ev yapıyor. Birisi geliyor halıyı çekiyor. Legolarla birlikte çocuk da devriliyor. Türkiye'de öyle bir makroekonomik istikrarsızlık var ki, öyle bir kendi parası kovulmuş bir ekonomi ki, hani bazen değil mi iktidar milli paralarla ticaret diyor, biz acı acı gülüyoruz. Ya senin milli paran var mı ki milli paralarla ticaret yapabilesin? İşte vatandaşın yatırımlarını koruyabileceği bir yatırım enstrümanı sunamıyor devlet. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu ülkede vatandaş tasarruflarının %55'inden fazlasını nerede tutuyor? Dövizde tutuyor. Yani. Başka ülkenin parasında tutuyor. Bundan daha acı bir şey olabilir mi? Ve yine bu ülke bütün 6.80'e kadar düşürdüler. Evet, en ufak bir şey, birkaç milyarlık evet. Bir bozdurma oldu abi. Onun dışında kimse bunlara güvenmediği için ben nitekimde herhalde bugün takip etmedim ama 7.40-50'leri gördü galiba yani. Yani siz %17 faiz veriyorsunuz ama vatandaş size güvenip de o parayı vermiyor. İki, yine bu ülkede hani öyle bir şey var ki, hani iklim var ki, bütün mevduatların ortalama vadesi 2 ay. Hani bu böyle bir ekonomide yani vatandaş parasını hani koruyamayacağını düşündüğü için vadesiz hesapta tutuyor. Dolayısıyla sanayici buradan nasıl bir kredi alacak? Hani sanayi buradan nasıl büyüyecek? Nasıl siz ölçek ekonomileri oluşturacaksınız? Nasıl dünyayla rekabet eden, onun için işte bakın Türkiye ara malı üretemeyen, ithal ürünlerin %85'inin ara malı olduğu bir ülke. Hani sizin katma değer üreten bir ekonomiye sahip olmanız mümkün değil. Peki bu neyi getiriyor? Ben şunu diyorum. Bugün Türk ekonomisi kamusuyla, özeliyle, aslında programın başında örnek vermiştim ya Enron skandalı. Muhasebe makyajıyla hani kendine moral vermek için, hani değil mi? Batık bir şirket patronları ne yapar? Ya moralimizi fazla bozma der muhasebeciye. Biraz makyaj falan. Biz o kadar makyaja alıştık ki gerçekten koptuk. Bugün gerçekten kopmuş bir kamu ekonomisi, gerçekten kopmuş bir sanayi dünyası, gerçekten kopmuş bir vatandaşın ekonomisiyle baş başayız. Şimdi bu ekonomiyle sizin dünyayla rekabet etmeniz mümkün değil. Bence doğru cevabı bulmanın yolu, yani aslında en büyük adımı doğru soruları sorabilmektir. Ben o dikiz aynası örneğine geri döneceğim. Bizim sormamız gereken soru şu. Bizi yönetenlere sormamız gereken soru şu. Dünü bırak cancağızım. Dün günde kaldı. Bugün senin yönettiğin ülke ekonomisiyle bugün bizden daha güçlü olması için hiçbir nedenin olmadığı Güney Kore bizden niye zengin? Brezilya bizden niye zengin? Ya Meksika bile bizden niye zengin? Nasıl oldu bu iş? Nasıl bu kadar yarışın gerisinde kaldık? Yani Yunanistan'la mı boy ölçüşeceğiz? Öyle değil mi? Yani insan, siz firmanız olsa hep ne yaparsınız? Ya rakibim ben neredeyim, değil mi? Böyle bakarsınız.
Rakibim ne üretiyor, ben ne üretiyorum? Yani Türkiye yani dönüp bakması lazım. Şimdi geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin önemli iktisat tarihçilerinden, bakın tarih çok önemli. Burayı da hani altını çizelim, niye önemli onu anlatacağım. Bir iktisat tarihçisi Şevket Pamuk çok enteresan bir gerçeği bizimle paylaştı. Nedir o? Diyor ki bu coğrafyadaki Mısır, İran, Türkiye gibi 6 ülkeyi diyor son 200 yıllık periyotta inceledik. Bu 200 ülkenin son 200 yıldaki hali hemen hemen hiç değişmemiş. Yani ekonomideki skalası şöyle dur kalk. Hani iki adım ileri bir adım geri. Bir adım ileri iki adım geri. Bir adım ileri iki adım geri. Ve geldiğimiz yer yine başa dönmek. Şimdi bu kısır döngüyü mevcut paradigmayla aşamayız. Yani bizim paradigmatik bir sıçramaya ihtiyacımız var. Şimdi belki daha sonraları bunu daha çok konuşacağız. Dijital ekonomiyi konuşacağız. Yani dijital teknolojinin ekonomiye yansımalarını. Yani ben dijital teknolojiyle hani ilgilenen bir profesyonel değilim ama o dijital teknolojinin ekonomideki tektonik hareketlerinin bizi nereye sürükleyeceğini hani iyi analiz etmemiz lazım. Türkiye'de birçok iktisatçı bile hani bundan bir haber. Bakın dijital teknolojideki gelişmeler sanayideki gibi 100 yılda bir, 50 yılda bir yaşanan sıçramaların çok daha ötesinde üstel yani logaritmik hızda bir gelişme. Yani geçmiş yüzyılda, son yüzyılda, yüzyılda yaşanan değişimler belki de 5 sene içinde yaşanacak. Bu kadar hızlı. Şimdi bu kadar hızlı bir devrim sürecinde biz çöp sepetine atılmış, artık üreten adamların bile merdiveni tekmeledikleri liberal hani teoriyle bu sıçramayı gerçekleştiremeyiz. Yani bunu Türk aydınının, Türk gencinin, Türk insanının, Türk entelijansiyasının, Türk siyasetinin bunu konuşması, bunu tartışması ve bunu bilmesi gerekiyor. Bu o kadar önemli ki ben hep araştırıyorum. Ya Güney Kore bu kadar hızlı 25 yılda yani bir nesilde kalkınmayı nasıl başarmış diye. Ve bakıyorsunuz 1961 yılında Türkiye'de de darbe oldu bir yıl önce. Orada da iktidara gelen Amerikan aslında sistemine meydan okuyup darbe yapan General Park ülkesiyle ilgili bir kalkınma senaryosu yazmaya çalışırken hatıralarında anlatıyor. Diyor ki bütün ülkeleri inceledim. En hızlı nasıl kalkınabilirim sorusunun cevabını Türkiye'de Cumhuriyeti kuran Atatürk'te buldum diyor. Bakın Güney Kore'nin yani biz burada kaybettiğimizi hani Güney Kore'de bulabiliriz. Güney Kore'nin lideri diyor ki ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kalkınma hamlesini inceleyerek yola çıktım ve gerçekten yolun sonunda 25 yılın sonunda Türkiye'nin iki katı fakir olan bir ülkeyi Türkiye'nin 5 katı zengin bir ülke haline getirdi. Dolayısıyla bu mümkün. Onun için bize hani dikiz aynasıyla meşgul eden siyasetçiyle dijital bizi dikiz aynasıyla meşgul eden aydınlarla, uzmanlarla bizim kaybedecek vaktimiz yok. Bizim geleceği konuşan, geleceği kuşanan kadrolara, aydınlara ihtiyacımız var. Bu manada gerçekten ben Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel Başkanı Hüseyin Başbey'i tebrik ediyorum ve Türk milletinin, Türk insanının dikkatle izlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü o gelecekten bahsediyor. Hani bizi bir karanlık adeta işsizliğin, yoksulluğun distopyasında boğmak isteyen bugünkü siyasi iklimi değiştirecek bir büyük ütopyaya, bir büyük hayale, bir büyük hayali gerçekleştirecek bir ekibe Türkiye'nin ihtiyacı var. Bizim çözümleri, sorunları net sorular sorarak, çözümleri net cevaplar üreterek
bulmamız gerekiyor ve kesinlikle bu ancak paradigmatik bir sıçramayla mümkündür. Benim çok sevdiğim bir kelime var. Stradigma. Yani bizim strateji ve paradigma. Bu iki kavramın barındırdığı sinerjiyi idrak etmemiz gerekiyor. Yani stratejimizi yeni paradigmayı kendimize manivela yaparak belirlememiz gerekiyor. Ekonomide de böyle aslında. Dış politikada da böyle. Bütün meselelerde böyle. Bizim bir büyük üstel sıçramaya ihtiyacımız var. Üstel kalkınmaya ihtiyacımız var. Yani hızlandırılmış, hızlı ama ne yaptığını bilen bir büyük sıçrayışa ihtiyacımız var. Onun için ben diyorum ki Atatürk'ün 1920'de 1918'de başlattığı tabiri caizse bu vatanın, bu coğrafyanın yeniden başlama seferberliğini yeniden başlatmamız gerek. Burada çok uzaklara gitmeye de gerek yok abi. Yanı başımızdaki Rusya. Geçenlerde onun tarım ve hayvancılığını araştırırken son 10 yılda özellikle malum geçtiğimiz günlerde Sessiz Devrim'in yıl dönümünü kutladık. Evet. Siz de orada Moskova'da Sayın Haydar Başbey ile beraberdiniz. Evet. Biz de orada Sayın Putin'in ve yine muhalefet liderlerinin davetlisi olarak oradaydık. O tarihi yerinde yaşadık hep beraber. Benim evet. ömrümdeki en unutulmaz günlerden biriydi açıkçası. Bugün geldikleri noktaya baktığımızda adamlar tarım ve hayvancılık ihracatında kaç kat büyümüşler abi biliyor musunuz? 17 kat büyümüşler abi. Ve şu an bakın şu an ben Rand Corporation'ın raporunu okudum. Diyor ki Rusya petrol silahının yanına silahının yanına yeraltı zenginliklerinin yanına stratejik unsur olarak buğdayı ve tarımı koyuyor. Yani gelecek 50 yıllık gıda sorununu çözen bir Rusya ile karşı karşıyayız diye rapor yazdığını biliyorum. Yani ben bu neyin Rusya, oldu? Hatırla. Rusya, yani merhum hocamla hani şunun altını çizeyim istiyorsan. Merhum hocamla biz o 2005 yılındaki Büyük Duma'daki programa iştirak ettiğimiz zaman Rus iktisatçılar, Rus yetkililer Profesör Doktor Haydar Baş'a ne demişlerdi? Biz gelin bu modeli yardımcı olun, Sibirya'da hayata geçirelim, tarımda milli ekonomi modelini hayata geçirelim. Şimdi işte adamlar onu 10 yılda yaptılar. Tarımda bunu hayata geçirdiler. Diğer sahalarda da değil mi? Ya vatandaşlık işte çocuklara şey yeni çocuk dünyaya geldiği zaman işte destek gibi milli ekonominin birçok enstrümanını hayata geçirdiler. Aynı şekilde Çin ne yaptı? Talep yanlı iç pazarın alım gücünü yükselten bir modelle bugünkü Amerika'nın ambargosuna yani örtülü ambargosuna direnecek bir ekonomiyi çok kısa sürede oluşturdu. Yani Çin halkının tüketim imkanını sağlayarak. Dolayısıyla bizim bunları konuşmamız gerekiyor ve en önemlisi hani bu dijital şeyle ilgili bir noktanın altını çizmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de bakıyorum ben, bakanlıkların raporlarına bakıyorum. İşte dijital teknoloji önemlidir, şöyledir, böyledir. Hani bir sürü tabiri caizse böyle şey vaaz mantığı içerisinde bir sürü hikaye anlatılıyor. Peki bu nasıl olacak? Bu sorunun cevabı yok. Bakın, derin teknolojiye yatırım ve teşvik oluşturacak bir ekosistem kurmadığınız müddetçe dijital teknolojide siz üreten bir ülke olamazsınız. Bir arpa boyu yol gidemezsiniz. Derin teknoloji. Yani o dijital teknolojiyi dijital teknoloji dünyasındaki inovasyonları tetikleyecek, onları yaşatacak tabiri caizse büyük havuz teknolojileri oluşturmanız gerekiyor. Yani 5G gibi
Ama sadece olay 5G'den ibaret değil. Hem kamunun yapması gerekenler var, hem kamunun uzun vadeli destekleriyle uzun vadeli büyük sermayenin yapması gereken şeyler var. Dolayısıyla yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Üzerinde dijital teknolojinin kurulacağı temel derin teknolojilere geçit verecek bir ekosistem kurmanız gerekiyor. Evet. Ben derin teknoloji kavramının geçmediği dijital teknolojiyle ilgili hiçbir stratejik eylem planına eylem planı maalesef diyemem. Soygun planı desem daha doğru olabilir. Yani oyalanma planı, soygun planı, yine tüketicisi olan dijital teknolojinin tüketicisi olma. Hani oyalanan bir ekonomi olabiliriz. Aldatılan bir ekonomi oluruz. İşte dijital teknoloji dendiği zaman dijital kripto paralara mahkum bir nesil üretiriz. Ondan sonra elimizdeki kaynakları da kimin olduğu belli değil, kim buraya gidecek bir şekilde yağmalatan bir yine yağma düzenine devam etmiş oluruz. Ben burada bir yasal uyarıda bulunmak istiyorum abi. Malum burası Türkiye. Değerli izleyenlerimiz, burada izlemiş olduğunuz ve duymuş olduğunuz konuşmalardan esinlenerek yatırımlarınızı yönlendirmemenizi tavsiye ediyoruz. Burada yapılan konuşmalar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Bununla ilgili yapmak istediğinizde, araştırdığınızda nereler olduğunu bulacaksınız. Ama bu yatırım tavsiye etmek için hazırlanmış bir program olmayıp bilgilendirme maksatlı hazırlanmış bir programdır. Yatırımlarınızı lütfen buradaki durumlara göre değerlendirmeyiniz diyorum. Türkiye'de böyle bir durum var abi. Yani her şey yatırım tavsiyesine girebiliyor. Programın sağlığı için biz bu uyarımızı da arada yapalım açıkçası. Abi ne durumdayız? Devam edelim mi? Şu anda gerçi konu çok akıcı gidiyor. İzleyenler devamlı yorumlar yapıyorlar ama dilerseniz daha var mı söyleyecekleriniz? Ne durumdayız? Valla şöyle, ben yorumları göremiyorum. Hani soru olsa da cevap versem moduna geçtim. Soruları da göremediğim için yapamıyorum. Yarım ekranı yaparsanız ekranınızı orada bir soru yok. Avukat Mustafa Pak Bey'in ben size buradan okuyayım isterseniz. İşte bu kripto para konusunun nereye evrileceği diyor. Kimse tarafından öngörülemiyor diyor. Aslında biz oradaki öngörümüzü paylaşmış olduk. Burada Akil Adam isimli bir arkadaş, İbrahim Bey Güney Kore ekonomisinin başarı sırrı. Başarı sırrını İbrahim Bey gayet güzel, çok net bir şekilde ifade etti. İki ülkenin de aynı dönemde darbeye maruz kalmasına rağmen bizden iki kat fakirdi. Güney Kore'nin başarı sırrını merak ettik, Güney Kore'ye gittik, o bize Türkiye'ye gidin dedi. O kadar yani Atatürk'e gidin dedi. Yani başarı sırrı burada. Bunu evet, daha sonra daha fazla açarız bu mevzuyu. Evet. Seda Nur Hanım'ın bir yorumu var. Çözümün milli ekonomi modelinde olduğunu Hüseyin Baş Bey'le beraber bu kadronun bu Türkiye'yi, vatanı, milleti kurtaracağını yazmış kendisi. Tahsin Yardım Bey'e teşekkür ediyoruz biz de. Latif Danakol şöyle demiş abi. Maalesef ülkeyi yönetenler dışarıdan maliyetli borçlanabilmeyi ekonomik başarı olarak değerlendiriyorlar. Bu durum trajikomik bir durumdur demiş. Çarenin milli ekonomi modelinin uygulanmasından geçtiğini yazmış. Ben burada sırayla hem arkadaşlarında bir selam vermiş olalım abi. Aziz Mete Bey Adana'dan selamları var. Sabri Terzi Bey programa başlar başlamaz çözümü yazmış abi. Çözüm milli ekonomi modelinde demiş Sabri Terzi Bey. Necati Can Bey Hatay'dan selamları var. Program hayırlı olsun demiş. Mustafa Uğurlu tespitlerin çok mükemmel olduğunu yazmış. Erdinç Say Bey ilgiyle takip ediyoruz. Dört yoldan selamları var. Eren Kaplan Bey'in güzel adam helal sana doğrular budur demiş abi. Ondan sonra Abdülkadir Günüşük Bey'in bir mesajı var. Teşekkür ediyoruz. Bert Ali Bey bizim fanatik takipçilerimizden fanımız. Ben kendisine teşekkür ediyorum. İyi, her programda olur kendisi. İyi yayınlar, teşekkürler, istifade ediyoruz demiş. Zafer Sığın Bey
Balçova İzmir'den sevgilerini yolluyor. İyi ki varsınız koca yürekli insanlar diyor. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Eren Kaplan Bey Turan Birliği'nden bahsetmiş bunun şart olduğundan. Bir gün bu Turan Birliği'ni konuşalım mı abi? Yani bu Turan Birliği'nden hasıl olması beklenen gaye nedir? Bu durumdaki olay nasıl karşılanmalıdır, açıklanmalıdır olur, bir olur, programda? Yalnız şu kadarını söyleyeyim, söyleyelim. Turan Birliği derken Türkiye'nin birliğini yitirmeyelim. Çünkü bu Turan Birliği dediğimiz zaman işin içine İngiltere giriyor, Amerika giriyor. Hani onların planları. Çünkü şu an evet. Türkiye şu kadarını söylemeden hani geçmeyelim bu önemli ipucu sadedinde. Bugün Türkiye bağımsızlığını koruyabiliyorsa bu kırık dökük ekonomisiyle Rusya'yla daha önce girdiği yanlış makastan çıkıp Rusya'yla işbirliği yaptığı için. Dolayısıyla biz Turan Birliği şu bu deyip hani büyük ideallerle yola çıkmadan önce bizi önce Türkiye'yi bir bütün yapacak hani tek bilek, tek yürek, tek vücut yapacak bir ekonomiyi kurmadan dışa dönük bütün emperyal hayaller bize tuzak olmaktan öteye geçmez. Niyetimiz iyi olsa bile. Yani evet, burada Enver Paşa'nın İttihat Terakki'nin niyetleri kötüydü diyemeyiz. Ama büyük idealler, büyük gücü elinde tutan ülkelerin başarabileceği bir şey. Hani Atatürk'ü Atatürk yapan nedir? Doğru zaman, doğru hedef ve eldeki kuvvet. Yani kuvvet, zaman ve hedef dengesini doğru kurduğu için. Evet. Ama onun bu için konu çok böyle gündem edilen bir konu abi. Abi YouTube'un sesi açık mı sizde? Allah. Onu kısarsak yankı yapıyor. Yayına yankı gidiyor abi. Evet İbrahim Bey yanlışlıkla herhalde paylaşım linkini kapattı. Ben buradan mesajları okumaya devam edeyim. Kendisi bağlanırsa hemen yeniden kendisini alacağız. Aynı link üzerinden yayına devam ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz Mustafa Kul Bey tebrik ve teşekkürlerini iletmiş. Ali Akkol Bey'e biz de teşekkür ediyoruz. Fatıma Koca hanımefendiye biz de teşekkür ediyoruz. İsmail Tuna Bey Bursa'dan selamlarını iletmiş. Biz de Bursa'ya selamlarımızı yolluyoruz. Seda Nur Kılıç hanımefendi Ankara Mamak'tan selamlarını yolluyor. Biz de Ankara Mamak'a selamlarımızı yolluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hukuk Çağı tebrikler, çok güzel tespitler demiş. Hukuk Çağı'na biz de teşekkür ediyoruz. Hilal Berk Hekimoğlu hanımefendiye biz de teşekkür ediyoruz. İsmail Yik Bey'e teşekkür ediyoruz. Recep Parlak Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ve yine Mehmet Barışık'a teşekkür ediyoruz. Tolars Kombi Ankara'dan selamlarını yollamış. Bizler de selamlarımızı Ankara'ya yolluyoruz. Adem Birinci Bey İzmir'den selamlarını yollamış. Adem Bey'in programları çok değerli programlar yapıyor. Evet İbrahim Bey de bu arada bağlandı. Abi geldiniz. Evet. Tamamdır. Ben bu arada yorumları okudum abi. Sizi iyi şey yaparken. Adem Birinci Bey'in çok güzel programları var arkadaşlar. Yeni Mesaj TV YouTube kanalında. Geçenlerde şöyle jenerik yapmıştık. Dedik ki daha yeni başlıyoruz. Hakikaten Adem Birinci Bey de yani belki 4-5 farklı formatta program çekiyor. Üstün bir efor sarf ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Akın Aydın Bey, önce insan demedikçe sorunlar bitmez demiş Akın Aydın Bey. Katılıyorum. Lisan Yolay Bey, Samsun'dan selamlarını yolluyor. Biz de Samsun'a selamlarımızı yolluyoruz. Mehmet Gümüş Bey'e teşekkür ediyoruz. Murat Erman Bey'e teşekkür ediyoruz. Kanalımızın genel yayın yönetmeni Sabri Terzi Bey'in size bir mesajı var abi.
Sadece size yazmış abi. Ağzına sağlık İbrahim Bey demiş. Bize dememiş kim, abi. Kim dedi? Sabri Terzi Bey. teşekkür ediyoruz Sabri Terzi Bey'e. Yunus Düşen Bey iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Erman Toroğlu Bey iyi yayınlar demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Ve Abdülkadir Ekim Bey'in bir mesajı var. Selam ve muhabbetler dileriz diyor. Aleyküm selam diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Mesajlarımız da bunlardan ibaret abi. Sizin diyeceklerinizi son alarak alalım abi. Daha her hafta size bu programların devamını diliyorum. Gelecek programda mesela ne konuşalım? Bunu da izleyicilerimize izah edersek burada gelecek programda bu program çok bomba gibiydi abi açıkçası. Hani evet. Programın ismi gibi oldu yani. Konuşulmayanlar oldu. Gerçekten bunu bırakın ekranlarda görmek çok mümkün olmadığı gibi YouTube'da olsun veya başka sosyal medyalarda olsun görmek mümkün değildi. Ve harika bir program oldu. Her cümlesi bir manşetti. Ben bunun için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben çok mutlu oldum size program yapmaktan. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Yani bu programa vesile oldunuz. Sonuçta sizin girişiminizle oldu ve keyifli bir sohbet, keyifli bir söyleşi oldu. İnşallah gelecek haftada değişik konular yine bulur ve konuşuruz. Vatandaş için, milletimiz için faydalı olacak. Biz de bir nebze faydalı olabilirsek ne mutlu bize diyoruz. Evet. Değerli izleyenler, Yeni Mesaj TV'de hazırladığımız hukukçu yazar İbrahim Berk Bey'in konuk olarak katıldığı Bir Konuşulmayanlar programının daha burada sonuna geldik. Hepinize yayınımıza göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ediyoruz. Bomba gibi içeriklerle her çarşamba akşamı saat 10'da canlı yayınla sizlerle beraber olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Ben de teşekkür ediyorum.